Önce Amerika Birleşik Devletleri hava sahasına Alaska'dan girip günlerce Kuzey Amerika'da kuzey sınırı üzerinde uçan Çin balonu, arkasından tanımlanamayan uçan objeler, cisimler. Dünyaya ne oluyor? Neden bu cisimler bir anda çok fazla ortada görülmeye başlandı? İşte bu videodaki konumuz tanımlanamayan cisimler ve neler oluyor? Malum bir haftadır Türkiye deprem felaketiyle ilgili haklı olarak 7/24 bu konuyla ilgiliyiz. Yardımlar ulaştırılmaya çalışılıyor. İşte enkazdan son umutlar, kurtarma çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Bir yandan da orada etkilenen 10 milyondan fazla nüfus var. Bunlar ne yapacak, ne edecek? Gerçekten biz de böyle gece kafamızı yastığımıza koyduğumuz zaman uyuyamıyoruz. Bir yudum çay almaya çalışıyoruz. O bile, çay bile boğazımızdan geçmiyor ne yazık ki. İşte bir haftadır Türkiye'de bunlarla ilgilenirken Amerika'da da ilginç gelişmeler meydana geliyor. Hatırlayacaksınız, depremden önce son videom düşürülen Çin balonuyla ilgiliydi. Bir Çin balonu yaklaşık Ocak ayının son günlerinde Alaska hava sahasından Amerikan hava sahasına girmişti. Alaska'dan sonra Kanada'da uçuşuna devam etti. Ardından Amerika'nın kuzey sınırlarında görülmeye başlandı. Amerikan Başkanı Joe Biden bu balonun düşürülmesine izin vermedi. Ta ki balon kuzey batıdan Atlantik Okyanusu üzerine çıkıncaya kadar. Atlantik Okyanusu'na çıktıktan sonra da 5. nesil F-22 stealth savaş uçağının attığı AIM-9X Sidewinder tipi hava hava füzesiyle balon vuruldu. Birkaç gün sonra da balonun kalan enkaz parçaları diyelim okyanustan çıkartıldı. Halen Amerikalılar bu video hazırlandığı saate kadar incelemelerini devam ettiriyorlardı. Çin'den de hemen bir açıklama geldi konuyla ilgili. Çin'in özellikle araştırma balonları geliştirdiği ve bir hata sonrasında bu balonun Amerikan hava sahasına girdiği ifade edildi. Tabii işler 4 Şubat'ta bu balonun vurulmasıyla bitmedi. Arkasından 10 Şubat'ta Alaska'da bir UFO olarak adlandırılan, tanımlanmayan uçan nesne, yani bu uzaylı da olabilir, bir balon da olabilir, bu nesnenin vurulduğu Amerika tarafından açıklandı. Bunu 11 Şubat'ta Kanada'da düşürülen UFO izledi ve arkasından 12 Şubat'ta 2 adet tanımlanamayan cisim Amerika tarafından teşhis edildi ve bunlar vurularak düşürdü. Şimdi tabii aklımıza hemen uzaylılar mı geliyor? Ben de bu konunun başlığını uzaylılar mı diye size sunarak açmak isterdim ama bizim bütün anlattığımız her şey bilime, kanıta dayanıyor. Keşke uzaylıyı görebilsek, ben de çok merak ediyorum. Bu cisimler UFO olarak, UFO deyince hemen aklımıza uzaylılar geliyor ama Amerikalılar tanımlayamadıkları cisimleri undefined, tanımlanamamış uçan flying object olarak adlandırıp UFO olarak adlandırıyorlar ve bu kategoriye bunları sokmaya başlıyorlar. Ama şöyle bir YouTube'dan surveillance balon, yani keşif balonu, gözlem balonu diye yazdığınız zaman hemen önünüze çok çok ilginç videolar gelmeye başlıyor. Biliyorsunuz ilk bu keşifte uçaklardan önce de balonlar vardı tabii. Uçaklar kullanıldı uzun yıllar. Hatta Rus hava sahasına girip de o dönem Sovyetler Birliği'nin düşürdüğü Amerikan keşif uçağı çok ciddi bir kriz, füze krizini yanında getirdi. Uçaklar ne yapıyordu? En fazla çıktıkları irtifalar belliydi. Bir insan kullanıyordu bunu ve bir maliyet söz konusu. Daha sonra uydular devreye girmeye başladı. Uyduları da atmak çok pahalı ve uzayda yörünge etrafında ulaşıyorlar. Yani onu böyle sağa gideyim, sola gideyim, şuraya yönlendireyim yapamıyorsunuz. Bu nedenden dolayı uzun yıllar aynı yörüngede dönüyorlar ama her noktayı istenildiği an çekemiyorlar. Veya sentetik açıklık radarı sistemi yoksa, örneğin çekim yapacağı bölgenin üzerine bulutlar geliyor. Görüntü alamıyordu uydular. Sonunda insanlık tekrar geçmişine doğru döndü. Nasıl ilk keşif balonları yapıldıysa bu konuyla ilgili keşif balon sistemleri de tek tek hayata girmeye başladı. Sonuçta bunların bırakılması çok kolay. İşte bir mobil, bir kamyonette işte bu gazınız şişirip altına ekipmanını bağlayıp salabiliyorsunuz. Ucuz,
riski yok. Çok uzun süre bu bölge üzerinden geçiyor, yavaş da uçuyor ve aldığı görüntülere de siz uydu teknolojilerinden edindiğiniz bilgileri de koyduğunuz zaman çok ucuz bir keşif yolu olmaya başlıyor. Tabii bir yandan da olaya şuradan bakmak lazım. Amerika ile Çin arasında çok ciddi diplomatik kriz, bu Tayvan meselesi konusundan dolayı artık böyle bir acayip bir boyuta doğru gelmiş durumda. Her iki kuvvet de birbirlerine diş gösteriyorlar. Amerika diyor ki ben süper gücüm. Hayır diyor Çin, ben yeni süper gücüm. Karşındaki benim de gücüm kuvvetim bu diyor. Bu konuyla ilgili bir çatışma var ve yaşanan olaylar belki geçmişte çok fazla gündeme gelmiyordu ama bu sefer özellikle Amerika tarafından sık sık gündeme getiriliyor. Bu hava sahası ihlalleri neden yapılıyor diye soruyor. Ben de merak ettim. Kısa bir araştırmadan sonra da şu karşımıza geldi. Çin dün enteresan bir açıklama gerçekleştirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre sadece geçen yıl 2022'de Amerikan güçlerine ait bu tür keşif balonlarının 10 kez hava sahalarını ihlal ettiği yönünde bir açıklama. Ve Çin bu konuya gayet profesyonel ve soğukkanlı yaklaştıklarını ifade edip herhangi bir düşürdüler mi ettiler mi bilmiyoruz ama benim anladığım kadarıyla biraz bu satranç tahtasında Çin de diyor ki Amerika'ya ben bu sistemleri yapabiliyorum, gerektiğinde de yolluyorum. Bak rüzgarlar nedeniyle bunlar senin Alaska'dan girip ülkenin üzerinde uçuyor. İster vur ister vurma, zaten maliyeti çok fazla değil ama ben senin bütün sistemini tırnak içinde alarmize edebiliyorum. Buradan da dişimi gösteriyorum. Benim açıkçası anladığım bu konudan bu. İsterseniz gelin şöyle bir kısaca da keşif balonları nedir buna değinelim. Ben bu görüntüleri NATO'nun kanalından aldım. Gördüğünüz gibi işte uçağa göre, uyduya göre avantajları nedir? Çok basit animasyon grafiklerle bu açıkçası ortaya konuluyor. Burada insanlı sistemlerin genellikle üst limitleri ortalama 65 bin feet. Tabi SR-70 gibi çok özel bir uçak yaparsınız. Farklı farklı irtifalara da çıkabilirsiniz ama burada tabi bu özel uçak için çok para harcamak gerekiyor. Ortalama olarak balonlar 20 bin metre ila 40 bin metre arasında uçuyor. Bunu fite çevirdiğimiz zaman 60 bin ila 120 bin fit gibi gerçekten çok üst bir limit çıkıyor. Sonrasında zaten uzayda uydular devreye giriyor. Bu sistemlerde, balonlarda SAR olarak adlandırılan sentetik açıklık radar sistemi var. Bu sistem radar dalgaları göndererek yerden çarpan cisimlerin geri alınmasıyla bu dalgaların yapay bir yüzey haritası oluşturuyor. İşte hareket eden araçlar, askeri tesisler, gelişmeler her türlü yansıyıp geri dönen objeyi bu SAR radarları işleyerek bir görüntü oluşturmasını sağlıyor. Böylelikle de hava bulutlu olmuş, görüntü alamamış herhangi bir sıkıntı açıkçası olmuyor ve bunların teknolojileri keşif uçağı yapmaktan veya uydu yapmaktan çok çok daha ucuz. Ama tabii ki her ucuzun da bir dezavantajı var. Bunların başında da bu uyduların rüzgarın doğrultusunda yani rüzgara kapılarak devam etmesi. Aynı uydu gibi özel güneş ışınlarını alacak geniş toplama hücreleri oluyor. Enerji buradan sağlanıyor ve SAR sistemi yaptığı incelemeyi sonuçlarını komuta kontrol merkezine yollayarak bu tür görüntüleri paylaşıyor. Ama dediğim gibi rüzgar bir yerden alıyor, balonu bir yere kadar götürüyor. Öyle çok fazla havada kumanda etmek, karşılamak bunları zor. Açıkçası buna göre iyi bir planlama yapmak, iyi bir meteoroloji bilgisine sahip olmak gerekiyor. Zaten hatırlayacaksınız, uzun yıllardır meteoroloji balonları gökyüzüne salınıyor. Bu balonlar yüksek irtifalardaki ölçümleri yaparak işte rüzgarların, havanın durumunun tahmininde çok çok önemli yere sahip. Daha sonra görevi bittikten sonra o balon patlıyor, bir şekilde yere iniliyor ve bu teçhizatlar İşte sinyal vericileri sayesinde hem bölgedeki uçaklar tarafından görülebiliyor, yani bir çarpışma riskine karşı adım atılıyor, hem de indikleri yerde ekipler bunları bularak alıp değerlendirme gerçekleştirebiliyorlar. Bu videomuzda tabii bu balonların önlenmesi diyeceksiniz. Şimdi burada linki bırakıyorum. Bir önceki videomuza bakarsanız balonlarla ilgili depremden önce yaptığım videoya bu konuda da nasıl vuruldu, hangi füzeyle vuruldu gibi bilgiler var. Ama görünen o ki bu her iki taraf için de dünyada yeni bir denge haritası oluşturmuş durumda. Ben de buradan tabii merakla sormak istiyorum. Belki biliyoruz, belki bilmiyoruz ama bu balon konusuna da Türkiye nasıl İHA sistemlerinde, uydu sistemlerinde adımlar atıyorsa Türkiye'nin de bu balon sistemlerini bence yakından incelemesi, bu konularla ilgili de bence projelerin geliştirilmesi lazım.
Belki de yapılıyor, bilmiyoruz. Çünkü her proje kamuoyuna açıklanmıyor. Gizlilik aşamaları oluyor. Bu da gerçekten keşif, gözlem konusunda yeni bir boyut getirmiş durumda.